günün 24 saati eğlence eksik olmuyor Feshane'de. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. İşte Feshane'de 1-24 saat ve su gibi akan zaman. Günün ilk saatlerinde Feshane çocukların istilasında adeta. Luna Park'ta kendilerinden geçiyor minikler. Çocuklar eğleniyor dedik, hata ettik. İşte doğru korku sahibi beyefendi. Yaşı 50. Gözü görmüyor ne bizi ne de çevredekileri. O da doya doya keyfini sürüyor Luna Park'ın ve çocukluğuna dönüyor adeta. Celal beyefendinin ismi. Nereden geliyor bu enerji diye soruyoruz. Ben eğlenmeyi seviyorum diyor beyefendi. Yaş kaç? 50. Eğlenmeyi seviyorum diyor. Seviyorum. Yanında çocuğu var. Biraz da onun güvenli olması için bindi solucana Celal Bey. Hemen de ekliyor. Sadece solucana değil, çocuğum için gözümü bile kırpmadan uzaya çıkarım. Bu çocukla uzayda eğlence olsa nereden uğraya çıkarım, ne var yani? Devam ediyoruz Feshane'yi turlamaya. Tarihi yaşatmanın, tarihi eğlenceleri zamanımıza taşımanın doğru bir karar olduğu kanısıyla iki kafadar Osmanlı tarihinin bir klasiği olan ve Padişah Abdülaziz'in de gezmeyi çok sevdiği bu Osmanlı modeli kayıklarıyla hizmet veriyor eğlenenlere. Kaptan geliyor, gerçekten çok güzel Feshane. Dursun Kaptan anlatıyor Padişah'ın bu kayıkla boğazı gezerken yaşadığı keyfi ve kendi işini. Padişah Abdülaziz zamanında, Abdülaziz'in kayıkları yani. Bir dönem Osmanlı zamanında bir dönem kullanılmış. Tatil günleri 13'te geliyoruz buraya Feshane'ye. Akşam saat müşteri potansiyeline göre gece 11.30-12'ye kadar devam ediyoruz yani. Ve Feshane'de sadece eğlenenler için değil, geze geze yorulanlar, ayaklarına kara sular inenler için de bir stand bulunuyor. Paşaları, pazarları ve yağlarda rahatladım şu anda. Her yerlerim şey gibi oldu. Gevşedi sanki ya. Allah Allah. Ağrılara birebir gelen bu masaj seanslarını müşterilere uygulayan Esra Hanım'a uzatıyoruz mikrofonu. Birkaç gündür hizmet verdiğini ancak masaj yaptığı insan sayısının binleri bulduğunu söylüyor hanımefendi. Kaç kişiye masaj yaptın? Şu ana kadar. Binlercedir herhalde. Yani sayısını bilemiyorum. Feshane'yi adım adım gezerken Deli İbrahim Paşa'ya rastlıyoruz. Deli İbrahim Paşa'yım. Allah sizden çok mersi. İşin şakası tabii. Bu delikanlı da tarihi taşımak istemiş günümüze. Ancak üzerindeki blue jean 9 metre 15 santimden sırıtıyor üstünde. Çadır kumaşı. Çadır kumaşı. Öyle. Pot filan değil bu diyor. Yok, asla kesinlikle. Esnafın da yüzü gülüyor Feshane'de. Döner ekme, kuzu kebap buradadır. O kadar yoğunluk var ki diyor bir dönerci ustası, daha orucumu bile açamadım diye söyleniyor gecenin bir yarısında. Sabahtan beri buradayım. Orucu açtım. Orucu daha açmadım. Daha açmadım. Ne zaman açıyorsun? Şimdi açarım. Şimdi sakinleşti biraz. Az ileride gözleme yapan teyzelerinde keyfine diyecek yok. Gözlemeler saçlarda yavaş yavaş pişerken türkü söylemeyi ihmal etmiyor teyzeler bize. Uçan da kuşlara mal oldu, ben annemi özledim. Ve artık Feshane'de sağsız sözlü eğlencenin startı resmen işte bu roman orkestrasının çaldığı şarkıyla başlıyor. Kamerayı gören bir hanımefendi alıyor mikrofonu eline. Ancak orkestra Anya havasında, teyzemiz Konya havasında o dakikalarda. İşi ehline bırakmak gerekir diyoruz ve Nükhet Duru'ya çeviriyoruz kameramızı. Nükhet Duru, Ramazan ayı nedeniyle sıfır dekolteyle sahnede. Yıllardır iddialı dekolteleriyle dikkati çeken Nükhet Duru, ilk kez böylesine kapalı. Sadece bir santimlik dekoltesi göze çarpıyor. Neyse diyor ve Cenk Eren'e dönüyoruz. İbrahim Erkal da Feshane'de o gece. Eşiyle birlikte gelmiş buraları gezmeye. Ancak hayranları çok ısrar edince bir şarkı okumadan bırakmıyorlar İbrahim Erkal'ı. Gülben Ergen de Feshane'de sahne alan ünlülerden.
öncesinde kuliste basın toplantısı düzenleyen Gülben Ergen, dikkatli bir gazetecinin güvenlik kostümü giymiştiniz. Neden bu geceye özel bir kostüm giydirmediniz sorusu karşısında zor anlar yaşadı.